Şu dakikalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da orada. Ona yakın milletvekili Milas'ta açılmak istenen maden sahasına karşı direnişe destek vermek için Akbelen'e gitti sabah saatlerinde. 5. gününde bugün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ormanda açılmak istenen maden sahasına karşı köylüler direniyor. Jandarma ve güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve biber gazlı müdahalelerine rağmen vatandaşlar Akbelen'den ayrılmıyor. Doğa katliamına dur demek ve köylülere destek vermek amacıyla Kılıçdaroğlu bugün Akbelen'e gitti. Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın milletvekili de eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu da açıklamalarda da bulundu. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz dedi. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum. Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor diyordum. Bunun için söylüyordum ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu. Mücadeleye destek vereceğini söyledi. Mücadele edeceğiz dedi. Bir daha geleceğini de ifade etti Akbelen'e Kılıçdaroğlu. Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim dava yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanızı imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok. Sizin burada konuşmanız önemli. Sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, mağdur olan sizlersiniz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Davutoğlu'ndan da destek var. Gelecek Partisi lideri dün Akbelen'e gitti, açıklama yaptı. 2 sene önce büyük orman kaybı yaşamış olmamıza rağmen bu kesim sürüyorsa bu akıl tutulmasının ötesinde bu topraklara bir ihanettir dedi Davutoğlu da. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'de dedi ki orada sıcak gelişme yaşanıyor. Hemen Anka muhabiri Sercan İke'ye döneceğiz ve son durumu ondan alacağız. Merhaba Sercan. Orada şu an ne oluyor, bize aktarır mısın? Müdahale devam ediyor mu? Kılıçdaroğlu geldi. Köylüler az önce Kılıçdaroğlu'nu göndermek de istemedi. Sanırım orada hala. Neler oluyor, anlatır mısın bize? Evet, orada tabii internet sorunu da yaşanıyor bir yandan ama. İkizköy mahallesine bağlı Akbelen ormanlarında devam eden ağaç kesimi 5. gününde de devam ediyor. 24 Temmuz pazartesi sabah 5.30 sularında başlamıştı buradaki ağaç kesim işlemleri. Linyit maden sahasının genişletilme çalışmasına karşılık burada vatandaşlar ağaç kesimini protesto ediyordu açıkçası. Ve bugün de dediğin gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleriyle birlikte bu alana geldiler. Biraz önce burada ağaç kesiminin yapıldığı alana girdi Kemal Kılıçdaroğlu ve oradaki izlenimlerini aktaracağım ben de sizlere. Kemal Bey, oradaki Kemal Kılıçdaroğlu oradaki gezisi sırasında ağaçların nasıl kesildiği, ne kadar kesildiği, hangi sahayı etkilediği konusunda oradaki yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada köylülerle birlikte tabii oradaki sorunların bir şekilde giderilmesi gerektiğini köylüler altını çizdi bir kez daha. O alana girmeden önce burada Kemal Kılıçdaroğlu köylüleri dinledi. Köylüleri dinlerken normal şartlarda burada internet hattı ve telefon hattının çektiğini söyleyebiliriz ama Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra burada maalesef bizler de bağlantı kurmakta güçlük çektik. Yayın yapmakta güçlük çektik. Burada Akbelen'de orman kesiminin 5. günündeyiz. Doğa nöbeti sürüyor. Çevre aktivistleri ve İkizköylü vatandaşlar buradaki mücadelesini sürdürüyorlar. Tabii bu süreç aslında 4 yıllık bir süreç. 4 yıldır hem hukuki hem de fiziki bir mücadele burada devam ediyor. 2 yıldır devam eden doğa nöbeti de bugün son bir haftadır tekrar başlayan bu ağaç kesim işlemlerinin ardından burada hem çevre aktivistleri hem İkizköy vatandaşlar, köylüler topraklarımızı vermeyeceğiz diyorlar. Bizim konuştuğumuz köylüler de bize
neden burada olduklarını şu şekilde dile getirdiler. Burası bizim akciğerlerimiz. Akciğerlerimizin kesilmesine, akciğerlerimizin soldurulmasına izin vermeyeceğiz. Ne olursa olsun buradaki nöbetimizi devam ettireceğiz diyorlardı. Biz de bir yandan buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizlere bağlanmayı sürdüreceğiz diyelim. Akbelen'den sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Peki Sercan, çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar diliyoruz.